x sonsuza giderken x kare artı 1 bölü sinüs x'in limitinin ne olduğunu bulmaya çalışalım. Bunu payı ve paydayı ayrı ayrı inceleyerek yapalım. Gelin payı ve paydayı ayrı ayrı inceleyelim. Payda x kare artı 1 var. Buradaki terim x kare olduğu için x sonsuza giderken payın sonsuza daha da hızlı yaklaşacağını söyleyebiliriz öyle değil mi? O halde x sonsuza giderken payın da sonsuza yaklaşacağını söyleyebiliriz. Sıra geldi paydaya sinüs x ve kosinüs x'in sınırlı olduklarını ve değerlerinin eksi 1 ile 1 arasında gidip geldiğini biliyoruz. Hemen yazalım. Eksi 1 küçük eşittir sinüs x küçük eşittir 1. Peki paydanın değerinin eksi 1 ile 1 arasında gidip gelmesini ne ifade ediyor, ne anlama geliyor olabilir? Payı sınırsız ve sonsuza yaklaşıyor, payda da eksi 1 ile 1 arasında gidip geliyor diye düşünüp bu ifadenin sonsuza gidiyor olacağını düşünüyor olabilirsiniz ama dikkatli olmalıyız çünkü payda eksi ve artı değerler arasında gidip geliyor. Kısacası pay giderek pozitifleşen değerler alacak ama payda zaman zaman eksi 1, zaman zaman da 1 olacak. Bunun için de ifadenin değeri eksi ve artı değerler arasında değişecek. Ayrıca, sinüs x'in değerinin 0 olduğu yerlerde de dikey asimptotlarımız olacak, yani bu tanımsız hale gelecek. Dikey asimptotlar ve giderek büyüyen eksi ve artı değerler. Bu ifadenin limiti yoktur. Gelin grafik üzerine görelim. Şu ana kadar payı ve paydayı değerlendirerek konuştuk ama işi görselleştirmek isterseniz, x artı sonsuza giderken fonksiyonun değeri artıyor fonksiyonun değeri artıyor, sonra dikey bir asimtot var, sonra aşağı iniyor, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, böyle devam ediyor. Periyodik olarak dikey asimtotları elde ediyoruz ve dalgalanmalar giderek uçlara doğru ilerliyor. Evet, limitin olmadığı çok ama çok açık. Evet, limit yok.